Baba. Ben... özür dilerim. Ama Ayşen! Çekil! Çekil! Öyle git. Aç! Abi yukarı çık, yok et bunu. Yasemin koş. Tamam geç. Ayaklarını, geç. Ayaklarını önce. Sen yanam, sen yatır. Ay. Ah kızım. Ayşen. Tamam ya, bir şey yok mu? Allah kahretmesin sizi. Ama ben biliyordum başımıza geleceği. Ayşen, soğan koklatmak lazım. Koş soğan getir, koş. Tamam Saadet teyzeciğim, bir sakin olun. Kızım. Tuturum, açıyor, açıyor gözlerini. Geliyor kendine, dur. Baba. Canım. Babam ben... Ayşen tamam, yorma kendini, sakin ol. Baba, ben seni üzmeyeyim. Ayşen, Ayşen tamam, yorma kendini. Tamam, sakin ol. Tamam kızım, üzülme falan hiçbir şey yok. Rahat ol sen, sakin. Geldi. Geldi. Soğan geldi. Koklat, koklat. Dur. Ne soğanı şimdi ya? Ya sen bir karışmasan olmuyor mu? Ayşen. İşte. Özür dilerim. Ayşen tamam, geçti. Geçti, sakin ol. Tamam kızım, özür dileyecek bir şey yok. Tamam, sen topla kendini. Ay tansiyonu mu düştü acaba, limonlu su yapsak? Kız insan bayıldığı için özür diler mi? Sen de bu aralar iyice hassas oldun, çıktın başımıza ha. Korkuttum sizi. Yavaş, yavaş, yavaş. Gel bizi. Otur yavrum. Ayşo, hadi gel sen de yukarı çıkalım. Sen de dinlen, kendine gelirsin ha. Abla gayet iyiyim. Hiç merak etme, tamam bir an böyle bir gittim, iyiyim. Ama olur mu kızım? Ya yığılıp kaldın kolumuzda. Hadi, hadi birlikte gidiyoruz. Anneciğim, anneciğim. Gerçekten iyiyim. Merak etmeyin, tamam. Zaten yorgunum, ben çıkarım. Ama olmaz ki kızım. Tamam Perihan. Tamam, gitme kızın üzerine. İyiyim diyorsa iyi, tamam. Hadi güzel kızım, sen git odana. Dinlen biraz, uzan. Hiçbir şeyle kendine dert etme, tamam mı? Her şey olacağını bilir. Hadi yavrum. Şişt, iyisin değil mi? İyiyim ablacığım, iyiyim. İşte. Tabii. Narindir benim Ayşen. Bu kadar olayı o da kaldıramadı tabii. Yok yok. Başka bir iş var bu işin altında da ben çözeceğim. O iş bende, merak etmeyin siz. Ya baba bu kız istemedi ama şimdi bir doktora götürmek lazım değil mi? Ya. Yok kayınço. Soğanı koklayınca baksana nasıl zıpladı kalktı. Narindir falan ama aslında güçlü kızdır. Asıl soğanı kokladıktan sonra bayılması lazımdı. Şüphim, vallahi yatağı almayacağım seni o kokuyla. Bırak şu soğan be. Ben bu yaşananlardan dolayı babam adına özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler yavrum, iyi geceler. Of. Celal amca. Demir, al şu kızı havaalanına götür. İlk uçakla da yolla evine. Gözün görmesin. Tamam baba, ben de. Saadet babaanne. Sus. Bana babaanne falan deme. Biraz önce bunak diyordun. Bana da ana avrat falan bir şeyler dedin işte. Hadi Sevda zorlama artık, gidelim hadi. Baba anahtarı versene. Evet unuttum onu ya. Kamera var. Hadi bakayım. Hadi. Çok şükür gitti. Hey Celo. Patırtı gürültü bir şey diyordun. Ya hiç açma mevzuyu Allah aşkına ya. Aman. Nasıl yapar bunu ya? Nasıl yapar ya? Hadi beni geçtim. Bu insanlara bunu nasıl yaparsın sen ya? Yapar. Yapar. Çünkü o böyle bir adam. Kabul et. Yahu ben kabullendim senin babanın böyle olduğunu. Sen niye sorguluyorsun ki? Nasıl ya? Şimdi böyle bir adam deyip tamam kabul ediyor muyuz yani? İyi. Peki o zaman ben de şimdi gidip nasıl bir adam olduğumu göstereceğim ona. Ya saçmalama dur. Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Ya baban sonuçta adam. Yasemin baban baban deyip durma. Gözünü seveyim baban baban deyip durma bana. Tamam. Tamam demeyeyim. Ama adamın amacı belli. Seni çıldırtmak istiyor. Yahu bir anlık öfkeyle eğer oraya gidersen daha kötü şeyler olabilir. Ya ne yaptığını görmedin mi Yasemin?
Sen o fotoğrafı nasıl buraya yollarsın ya? Görmedin mi fotoğrafı? Gördüm. Gördüm. Sen onu Ayşe'nin herkesin ortasında öpmeden önce düşünecektin. Başımıza bunların geleceği belliydi. Sen niye öfkeleniyorsun şimdi? Hayır, ne yapacaksın? Gidip adamın gırtlağına mı çökeceksin sen ne yapıyorsun diye? Yapamazsın. Ya bir dur, bir düşünelim. Düşünmeden hareket etmeyelim. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Ne yapayım ya senin? Hı? Ne yapayım? Elim kolum bağlı burada böylece oturup bekleyeyim mi? Ha? Yok, bu böyle olmaz. Benim gidip o adama haddini bildirmem gerekiyor. Ya ben Ayşe'nin bunu yapmasına izin veremem Yasemin. Veremem yani. Ya Ateş, dur. Eğer oraya gidersen Ayşe'ne daha çok zarar vereceksin. Farkında değilsin. Bu öfke sadece sen değil, hepimizi yakar. Hem bütün bunlar başımıza senin düşüncesiz hareketlerinin yüzünden gelmiyor mu ya? Bu sefer beni dinle. Yasemin, her defasında bana laf sokmaktan vazgeç artık. Vazgeçmeyeceğim Ateş. Çünkü hak ediyorsun. Yine düşünmeden bir şey yapacaksın, arkanı ben toplayacağım. Ben çıkıp biraz hava alacağım. Kaç tabii, kaç. Doğruları söylüyorum ya, kaç. Git azıcık beynine oksijen gitsin. Bu ne ya? Bak biri duyacak. Korkma kimseye. Ağladın mı sen? Biraz. Çok korktum. Babama fotoğrafı görecek diye çok korktum Ateş. Ayşem, ben her şey için çok özür dilerim. Bak, bunların hiçbirini yaşamaya hakkın yoktu. Hepsine ben sebep oldum. Ama toplayacağım. Toplayacağım, sana söz veriyorum. Gerçekten inan bana, her şeyi düzelteceğim. Ayşen bak. Biliyorum, biliyorum her defasında aynı şeyi söylediğimin farkındayım ama bu defa farklı Ayşen. Bak, bu defa senin için. Ayşen, senin için elimden ne geliyorsa yapacağım. Merak etme, o fotoğrafı da kimse görmeyecek. Kimse hiçbir şey bilmeyecek. En azından şimdilik. O ne demek? Yani belki bir gün... Yapma. Şimdi hiç zamanı değil. Umut verme bana, ne olur. Umut biterse hayat biter Ayşe. Ateş.